ABD'deki Uygur öğrencilere Çin baskısı. Çin hükümeti ABD'de eğitim görmekte olan Uygur öğrencilerin ailelerini tehdit ederek onların geri dönmelerini istiyor. En az iki öğrencinin bu konuda ABD yetkililerine şikayette bulunduğu bildirildi. Uygurlar için acil eylem çağrısı. Uluslararası Af Örgütü Mısır'da öğrenim ve diğer amaçlarla yasal olarak ikamet etmekte olan Müslüman Uygur Türklerini, Çin'in talebi üzerine bu ülke hükümetinin haksız ve hukuksuz olarak tutuklamasına tepki gösterdi. Ve tutuklanan bu Uygur Türklerinin Çin'e iade edilmemeleri ve bir an önce serbest bırakılmaları için uluslararası topluma, ülkelere, kurum ve kuruluşlara acil eylem çağrısı yayınladı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu resmi ziyaret kapsamında geldiği için de mevkidaşı Wang Yi ile bir araya geldi. Turizm, enerji, ulaşım, güvenlik, uluslararası örgütlere ilişkin açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Türkiye'nin tek Çin politikasına en büyük destek veren ülkelerden biri olduğunu söyledi. Çin medyası Türkiye'nin Doğu Türkistan İslami Hareketi'ni terör örgütü olarak tanıdığını iddia etti. Çin, ABD'nin açıklamalarını olumlu karşıladı. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Kuzey Kore rejiminin değişmesi arayışında olmadıkları yönündeki sözlerini önemsediklerini söyledi. Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Rusya açıklaması. Rusya'nın ABD ve Çin'le ortaklık beklentilerinin boşa çıktığını öne süren Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Moskova'nın temkinli bir şekilde Avrupa'ya yöneldiğini belirtti. Kazakistan Mısır'a gözaltına alınan vatandaşlarını sordu. Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdurrahmanov'un Mısır'ın başkenti Kahire'de tutuklanan 8 Kazak vatandaşı hakkında bilgi almak için Mısırlı mevkidaşı Samih Şükrü ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Güneş sistemi dışında öte gezegen keşfedildi. Gökbilimciler Güneş sistemi dışında atmosferinde su moleküllerinin yükseklere çıkıldıkça ısındığı, stratosfer benzeri tabakası bulunan bir öte gezegen keşfetti.